arkadaşlar, ben Burak Semişenyurt. Yeni bir görsel dersimizde daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi bir önceki görsel dersimizle birlikte Link to XML mimarisine giriş yapmıştık. İkinci görsel dersimizde Link to XML'i kullanacağımız yararlı ve faydalı bir örnek geliştirmeye çalışacağız. Amacımız şu, bir RSS içeriğini, web üzerinden yayınlanan bir RSS içeriğini Link to XML yardımıyla parse etmek ve bunu bir web user kontrol içerisinde göstermek. Şimdi basitçe senaryomuzu bir çizelim öncelikli olarak tahtamıza. Şimdi RSS gibi ya da Atom gibi formatlarda yayınlanabilen syndication bilgileri var bildiğiniz gibi. Bunlar içerisinde çoğunlukla web sitelerinde son yapılan güncellemeler, eklemeler, içerikleri, kontentlerin paylaşımı açısından kullanılan ve standart kabul olmuş formatlar. Şimdi her ikisi de XML üzerinde oturmuş durumda. XML format üzerinde oturmuş durumda. Çok doğal olarak içerisinde bazı elementler, bu elementlerin çeşitli attribute'ları yer almakta, bilgiler yer almakta. Şimdi biz hedef olarak şunu yapmak istiyoruz. Herhangi bir RSS adresinden yayınlanan XML içeriğini uygulama ortamına çekmek istiyoruz. Nasıl bir uygulama ortamına çekeceğiz? Şöyle tasarlıyoruz. Bu RSS içeriğini bir web user kontrolde göstereceğiz. Web user kontrol içerisinde göstereceğiz. Nasıl gösterebiliriz? Mesela bunları birer hyperlink olarak gösterebiliriz. Üzerlerine geldiğimiz zaman küçük tip pencereleri çıkarak da bununla ilişkili açıklamaları, özet bilgileri gösterebilir örnek olarak da. Hatta bu web user kontrol içerisinde yer alacak bir property, mesela RSS adres isimli bir property, string tabanlı bir property olabilir. Yardımıyla user kontrole özellik bazında RSS adreslerinde ne yapabiliriz? Set edebiliriz. İşte burada web user kontrolümüzü de aslında biz bir web sayfası içerisinde basit olarak kullanacağız. Bir ASP sayfası içerisinde kullanmayı hedefliyoruz. Şimdi burada RSS adresini web user kontrol içerisine çekilerek de hyperlinkler haline getirilmesi. Çünkü sonuç itibariyle bir XML content söz konusu. Biz ise bunu web user kontrolü içerisinde .NET tabanlı tipler olacak şekilde ele almaya çalışıyoruz. İşte bir hyperlinkleşeni geliştirdiğimiz zaman buraya üzerinde bir yazı yer alacak. Örneğin bu RSS'teki ilgili öğenin, item'ın title'ı olmalı. Veya üzerine basıldığı zaman bir URL'e gidecek, adrese gidecek. Üzerine geldiğiniz zaman bir özet bilgi gözükecek. Bunun hepsi XML'den geliyorlar fakat burada ne yapılmalılar? Parse edilerekten bir şekilde okunmalılar. İşte burada bu dönüştürme işlemi sırasında, yani parse işlemi sırasında link to XML yapısını kullanabiliriz. Tabii ki buna mahkum değiliz. Yani sonuç itibariyle bizler burada XPath gibi mesela yapıları da kullanabiliriz. Ya da .NET Framework'ün içerisinde yer alan bazı tiplerden faydalanarak da bu işe gerçekleşebilir. Bir XML Reader yardımıyla hızlı bir okuma sağlayabiliriz gibi ama bildiğiniz gibi serimiz Link to XML ve bunu mimari içerisine nasıl adapte edebileceğimizi görmeye çalışacağız. Evet. Ve dilerseniz hiç vakit kaybetmeden örneğimize geçelim ve örneğimiz üzerinden nasıl bu işi gerçekleştirebileceğimizi incelemeye çalışalım. Evet, dilerseniz arkadaşlar az önce tahtada bahsetmiş olduğumuz örneğimizi geliştirmeye çalışalım. Vakit kaybetmemek adına ben örnek olarak bir web sayfa açtım. Örneğimizi, senaryomuzu bir web uygulaması üzerine geçiyor olacağız. Bir user kontrole ihtiyacımız var. Web user kontrol. Bu user kontrolde property bazlı olacak şekilde RSS adresini tutuyor olacağız. Ve RSS'in içeriğini de parse ederken Link to XML mimarisine yararlanacağız. Örnek bir içerik sunalım hemen. Şimdi burada tarayıcı penceremizde bir RSS içeriğini görüyorsunuz. Basit olarak kendi sistemde yayınlanan RSS içeriği bu. Aslında şöyle içeriye baktığımız zaman genel olarak root elementimiz RSS elementi. Hemen altında channel isimli bir başka elementimiz var. Ve channel elementi içerisinde de item isimli nelerimiz var? Elementlerimiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Item'lara baktığımız zaman da title, description, link ve pub date gibi bir takım standart elementler görüyoruz. XML içeriklerini görüyoruz. Şimdi bütün RSS içerikleri, RSS formatları benzer. Aynı elementleri kullanıyorlar. Atom formatında yayınlanan XML içeriğine de buna benzer olacak şekilde standartize edilmiş element adları, attribute adları yer almakta. Bizim hedefimiz bunu kullanmak. Şimdi dilerseniz web uygulamamıza geçelim ve basit olarak bir user kontrol dahil edelim ve user kontrolümüze örneğin RSS kontrol adını verebiliriz şu şekilde. Şimdi tabii kod tarafına geçmemiz gerekiyor.
RSS kontrol özünde aslında bir class. Dolayısıyla türetmesi de var. User kontrolden türüyor. Dolayısıyla kendi içerisinde ne yapabilir? Type member'lar içerebilir. Bunlardan bir tanesi de bir property. Ve RSS adresini tutacağımız bir nedir? Property'dir. Şimdi RSS adresinin değerine göre içeriğini belirleyeceğiz. Burada en azından hani kontrolü geliştirmek adına uygulamamızı hiç olmazsa RSS adresinin null or empty olup olmadığını kontrol edelim. Eğer böyle değilse içeriği göstersin. Ama bunun dışında yine bazı hatalar olabilir. Neler olabilir? Hemen şöyle söyleyelim. Örneğin RSS adresi doğrudur ama inter bağlantısı yoktur ya da bağlanamıyordur belirtilen URL adresine. Ya da doğru bir veri gelmiyordur, içerik gelmiyordur ya da yazılan adres yanlıştır. Buralarda exception'a düşülebilir ve bu exception'larda kullanıcı bilgilendirmekte yarar var. O yüzden basit bir try catch bloğunu burada ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Tabi burada da hemen basit olarak örneğin bir adet label kontrolü oluşturalım. Label kontrolümüzün text değerine RSS içeriği okunamıyor diyelim basit olarak. Tabi bunu detaylandırmak lazım. Daha sonra bunu controls koleksiyonuna tabii ki ekleyelim bu şekilde. Bu tabii detaylandırmak gerekiyor. Yani exception tipine göre RSS adresi başarısız ya yani hatalı, bağlantı kopuk gibi mesajlarda ne yapılabilir? Kullanıcıya verilebilir. Biz şimdilik bu kısımda çok fazla ilgilenmiyoruz ama sizin gerçek proje deneyimlerinde ne yapmanız lazım? Bunları mutlaka handle etmeniz gerekiyor. Şimdi aslında burada kullanacağımız şey link to XML yapısı. Odaklanacağımız ya da fokusumuz o. X document veya X elementten faydalanabileceğimizden bahsetmiştik. Bir önceki görsel dersimizde aradaki farklardan biraz bahsetmiş çalışmıştık. İlk farktan bahsetmiş çalışmıştık. X element biliyorsunuz root'u atlayaraktan hemen alt elementinden devam ediyordu. Burada X element kullanılabilir. Tabii bunlar sistem XML link isim alanı altında yer alıyorlar. Bunlara dikkat edin. XLM diyelim. Yine x elementin load metodunu kullanarak ne yapabiliriz? Yükleyebiliriz. Bizden bir URI bilgisi bekliyoruz. Bu çok doğal olarak RSS adres özelliğinin değeri olacak. Şimdi burada sorgumuzu yazalım. Items diyelim örneğin. From item in hatta i diyelim i in x eleme önce elemente gideceğiz. Hangi element? Channel elementine gideceğiz. Oradan elements'e geçeceğiz. Hangi elementler? Item isimli elementler. Bunların her birini alacağız. Daha sonra bize bütün datalar gerekmiyor. Belki içerikte çok daha fazla data var. Burada anonymous bir tip oluşturulabilir. Hemen hızlı bir şekilde. Mesela title bilgisi var. Kullanabileceğiniz başlık bilgisi var. Hemen i'nin element metodunu kullanaraktan title'ın value'sunu alabiliriz. Publication date var mesela. Burada mesela date time tipine kestelerekten ele alınabilir. I üzerinden elemente geçip pub date case sensitive yazmak gerekiyor bunları tabii ki. Buraya geçiş yapabiliriz. Ya da description bilgisini alalım. Yine i üzerinden elemente geçiyoruz. Description bunun value'sunu alıyoruz. Bir de tabii URL bilgisi lazım bize. URL. Bunu da i elemente geçip gene link aslında bu link olarak geçiyor. Dilerseniz bunu link olarak değiştirin. Bir isimlendirme standartımız da olsun bu noktada. Şimdi aslında burada tipik olarak basit bir ne yaptık? Link to XML sorgusunu kullandık. Channel elementine indik. Channel elementi içerisinden de item elementlerine indik. Items elementlerindeki alt elementlerden faydalanaraktan ne yaptık? Bir anonymous tip oluşturduk. Artık tek yapacağımız şey normal şimdi web uygulaması ihtiyaçlarına dönüyoruz. Birer hyperlink bileşen oluşturmak sembolik olarak da ve bunları user control ve controls koleksiyonuna ne yapmak? İlave etmek. Hemen bir for each döngüsü işimizi görecektir. Items elementlerinde geziyoruz. Tabi anonymous tip kullandığımız için burada mecburen var operatöründen faydalanmamız gerekmekte. Burada tip tahmini yaptığı için stüdyo otomatik olarak item üzerinden ne yapabiliriz? İlgili datalara ulaşabiliriz. Yani şurada oluşturduklarımıza ulaşabiliriz. Property'e ulaşabiliriz. Şimdi birer hyperlink oluşturalım. H-link olsun örneğin. Her bir öğe için oluşturacağız bunları. Örneğin H-link'in text değerine ne yapabiliriz? Item'ın title bilgisini atayabiliriz. H-link'in navigate URL değerine ne yapabiliriz? Item'ın
link bilgisini atayabiliriz. İşte H-Link'in tool tipine mesela yine item'ın description bilgisi atanabilir ve H-Link'in pubdate değeri vardı hatırlarsanız. Aslında onu şöyle kullanalım. Mesela burada bir string format ile ele alalım onu, o ifadeyi. Şöyle 0 parantez içerisinde 1 olacak şekilde item'ın title'ı, sonra item'ın publication date'i, hatta bunu long date string olarak ne yapıyoruz okuyabiliriz. Bu işlemin arkasına tabii her bir linki controls koleksiyonu, ama kimin controls koleksiyonu? User controls koleksiyonu eklememiz lazım. Şu şekilde. Hatta bunlardan sonra da bir boşluk bırakalım ki orada bir literal kontrol kullanılabilir. Ve hatta kullanırken otomatik olarak hangi element olacağını da ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şu şekilde bir kollama, basit bir kollamayla işimiz görülebilir. Şimdi default ASP.exe geçelim. User kontrolümüzü burada ele alacağız. User kontrolümüzü buraya sürükleyip bırakalım. Split edebiliriz şu şekilde. Bak şimdi burada user kontrolümüze RSS adres property'si geldi eklemiş olduğumuz için ve buraya ne yapacağız? Linkimizi koyacağız. İşte www.bsnyurt.com RSS content ASP.ex şeklinde bir içerik vardı. Şimdi bir teste çıkalım. Bakalım. Gözükecek mi? Vim browser diyorum. Herhangi bir hata yoksa sonuçları alabiliriz. İşte bakın gördüğünüz gibi XML içeriği ne yaptı? Buraya geldi. İşte makaleler, videolar, arası içeriği neyse. Üzerlerine geldiğimiz zaman tool tiplerde de ne yapılıyor? Bazı bilgiler çıkartılıyor. Yani description bilgileri çıkartılıyor. Herhangi birine tıkladığımız zaman da ilgili linke ne yapıyoruz? Gittiğimizi kolay bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bunun gibi mesela farklı bir RSS adresini kullanmak istersek, örneğin sık takip ettiğim bloglardan bir tanesi Mike Talton'in bloğu. Gerçekten sizlerin de takip etmenizi öneririm. İngilizcesi çok düzgün birisi. Zaten İngiliz. Çok doğal bu noktada. Videoları var, görsel videoları var. Oldukça faydalı. AWS.NET Data Service'lerle ilişkili, Silverlight'le ilişkili, çeşitli .NET konularla ilişkili çok güzel article'ları ve çözümleri var. Önerileri var. Mesela onun RSS adresini alalım. Burada kullanmaya çalışalım. Şöyle copy paste ile yapıştırdım RSS adresine, bakalım gösterecek. Şimdi buradaki XML içeriğine bakarsanız eğer Mike Talton'un bloğunda benim sistemdeki RSS kadar basit olmadığını göreceksiniz. Başka elementler de var. 0 formatına uygun olacak şekilde. Ama biz burada standart olduğu için RSS içeriği bunlar mutlaka olacak. Bunlar mutlaka var sonuç itibariyle orada. Hemen default ASP.exe Vivian Browser diyelim. Bakalım Mike Talton bloğundaki datalar gelecek mi? Evet, bakın bu sefer Mike Talton'in bloğundaki datalar geldi. Herhangi birine tıkladığımız zaman da bununla ilişkili sayfaya ne yapacağız? Gidiyor olacağız. Tabii benim tasarlamış olduğum user control tamamen tasarım fukarası bir user control. Bunu güzelleştirmek tamamen sizin elinizde. İlla hyperlinkler kullanmak zorunda değilsiniz. Başka kontrollerde ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Ki tekrardan odaklanalım. Hatırlayalım yapmış olduğumuzu. Düzeltiyorum. Link to XML sorgusunu kullandık. Önce channel elementine, daha sonra item elementslerine geçtik. Buradaki S'ye dikkat etmek lazım tabii. Daha sonra bu her bir item için bir anonymous tip ürettik. Değerlerini set ettik. Kendi söylemiş olduğunuz property'leri. Bunlar aynı olmak zorunda değil. Tabi bunu biliyorsunuz. Sadece bunlar property adları. Ve bunları bir for each döngüsü içerisinde ele alaraktan user control içerisinde göstermeye çalıştık. Evet, böylece geldik bir görsel dersimizin daha sonuna arkadaşlar. Bu görsel dersimizde kısaca link to XML'i gerçek bir case'de, senaryoda ele almaya çalıştık. İlerleyen görsel dersimizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.